Kızılyol'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece Yalova örgütü değil, başka siyasi partilerin Yalova örgütleri de yanımda durdu. Çok teşekkür ediyorum bunlara. Başka siyasi partilere mensup arkadaşlarımız aradılar, başarılar dilediler. Bir Yalovalı'yı genel başkan olarak görmekten mutlu olacaklarını söylediler. Bugün de burada Yalova örgütünün bütün temsilcileri, tüm belediye başkanları, il başkanımız, il yönetimimiz, ilçe başkanlarımız, merkez ilçe başkanımız başta olmak üzere, yöneticilerimiz, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, Yalova örgütünün tamamına yakını yanımda duruyor, destek veriyor, bana güç veriyor. Çok teşekkür ediyorum. Bu beni rahatlatıyor. Değerli basın mensupları, şunu söyleyeyim öncelikle. Bir algı yönetimi oluşturulmak istemiyorum. Genel başkan her şeye hakim. Muharrem İnce kazanamaz. Bakın ben bunlara gülüyorum. Gerçekten gülüyorum bunlara. Dün Bursa'daydım. Dün Bursa'da 13 delege arkadaşımız imza verdi. Bugün 9 delege arkadaşımız daha imza verecek. Pek çok ilde, Adana'da, Muğla'da, Aydın'da, İsparta'da, Düzce'de, Bolu'da, Yalova'da, Kastamonu'da, sayarım da sayarım. Hepsinde öndeyim. Bunların tümünü açıklamak istemiyorum. Ama o köşe yazarlarına sesleniyorum. Bunu yazan köşe yazarlarına sesleniyorum. Hangi bilgiyle bunu konuşuyorsunuz? Hangi bilgiyle bunu yazıyorsunuz? Bunlar doğru değil ki. Bu algı yönetimini bilerek yapıyorlar. Farkındayım bunun. Gülüyorum ben buna ama biraz da üzülüyorum. Yani gerçekleri yansıtsın. Bu yazdıkları gerçek değil. 78 il başkanı destek açıklaması yapmış genel başkana. Bir, zaten toplantıda 60 il başkanı var. 60 il başkanından 78 destek çıkıyor. İki, 38 il başkanı zaten kendisi delege değil. Himmete muhtaç dede, nasıl himmet vere? Yani delege olmayan birisi delege adına nasıl konuşuyor? Bunlar doğru değil. Genel başkan hiçbir delegeye yaramayacaktı. Telefon açmaya başladı. Küçük salon tutacaksın. Muharrem İnce'nin salon hakimiyetini, salondaki konuşmasını engelleyeceksin. Baskın kurultay yapacaksın 15 günde. Çalışmasını engelleyeceksin. Korkunun ecele faydası yok. Biz bu kurultayda bu seçimi alacağız. Ben yurttaşlarımıza, delegelerimize sorum net. Alınan seçim sonuçlarından memnun musunuz? 2011 seçimleri var. Referandum var. 2014 yerel seçim var ve Cumhurbaşkanlığı seçimi. Sonuçlardan memnun musun? Değilsin. Peki gelecekten umutlu musun? Yani 2015'te yapılacak genel seçimde CHP iktidar olur, Sayın Kılıçdaroğlu başbakan olur diyebilir misin? Diyor musun? Vicdanın diyor mu? Yüreğin diyor mu? Beynin diyor mu? Bunu soruyorum. Sokaktaki yurttaşa soracaksın. Buna inanıyor musun? Partili buna inanıyor mu? İlçe başkanı buna inanıyor mu? İnanmıyor. İnanmıyorsa CHP'de bir değişimin vakti gelmiştir. Ben bu partiyi umut yapacağım. Ben bu partiyi iktidar yapacağım. İktidar yapacağım, merak etmeyin. Dün Bursa'da onu söyledim. Gece saat 1'de dedim ilçe başkanını arayacağım. Partiye gel bakayım diyeceğim. Mesajı çek üyelere. Gelsinler bakayım 1'de kaç üye gelecek. Bakacağım. Yapacağım bunu. Bu haramzadeleri yeneceğiz hep birlikte. Bu hırsızlık, bu yağma düzeninden kurtulacağız. Sayın Genel Başkan 2010'da genel başkan olduğunda demokratik bir Cumhuriyet Halk Partisi demişti. Bugün tam tersini yapıyor. Söylediklerinin hiçbirini yapmadı. Benim hedeflerim net. Üyelerle 10 seçim olacak. İki seçimde
Partiyi birinci parti yapamayan genel başkan istifa etmiş olacak. %15 kontenjanı bile kullanmayacağım. %5 siyasi partiler kanundan gelen. Türkiye'ye demokrasi getireceğim diyenler önce kendi partisine demokrasi getirmezse inandırıcı olamaz. Önce partide demokrasi. Partide demokrasi olacak. Millete de çıkıp diyeceğim ki genel başkan olarak benim partimde demokrasi var. Şimdi ülkemde demokrasi istiyorum. Gel benim partime diyeceğim. Tek adamlıkla bunlar olmaz. Ben 2010'daki Kemal abi olsa, 2010'daki Sayın Genel Başkan olsa bugün bu toplantıyı yapmıyor olurdu. O günkü Kemal abi gitti, yerine başka bir Kemal abi geldi. Bunu değiştireceğiz. Bu düzeni değiştireceğiz. CHP'deki bu düzeni değiştireceğiz. Türkiye'deki bu düzeni değiştireceğiz. Türkiye'deki bu düzeni değiştirebilmek için önce Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu düzeni değiştirmemiz lazım. Ben yola çıktım. Yalova örgütü müthiş bir destekle yanımda duruyor, arkamda duruyor. Arkadaşlarım sağ olsunlar, var olsunlar. Buradan şimdi İstanbul'a gideceğim. Algı yönetimi oluşturmak isteyen köşe yazarlarına sesleniyorum. Hangi delegeyle konuştunuz? Bunu yazanlara sesleniyorum. Şu anda ben size 30 vilayet sayarım. 30. Birebir bildiğim 30 vilayet hepsinde öndeyim. Hem de büyük vilayette. Bazı insanlar korkuyor. Oy vereceğim diyor ama imza veremem diyor. Genel merkezden korkuyor. Çalışanı var. Belediye personeli olan var. Ben bunların hepsini biliyorum. Genel merkezde çalışan var, kurultay delegesi. Hepsini biliyorum. İnsanlar üzerinden baskı kuruyorlar. Genel başkan yardımcıları arıyor. Hiç korkunun ecele faydası yok. Ben partililerime sesleniyorum. Yürekli olun. Yürekli olun, hiç merak etmeyin. Öyle kimsenin babasının çiftliği değil bu parti. Bu partide milletvekili adaylıkları falan torbada keklik değil. Hiç. Öyle hulüfe dağıtamaz. Herkese hulüfe dağıtıyorlar. En önemli yeri burası. Söyleyeyim. Hulüfe dağıtıyorlar şu anda. Babanın çiftliğinden mi dağıtıyorsun bunları? Milletvekili yapıyorlar. Sıralar veriyorlar. Böyle yok. O sıraları verenlere sesleniyorum. Sen önce kendi sıranı al da sonrasına bakarız. Sen önce kendi sıranı al. Bakalım alabilecek misin? Bu partinin üyeleri karar verecek bunu. Üyelerin önüne sandığı koyacak. Onlar seçecek. Partinin sahibi üyeleri olacak. Bu partide milletvekili adayı olmak isteyenler, belediye başkan adayı olmak isteyenler, genel başkanın, genel başkan yardımcılarının kapısının önünde beklemeyecek. Onlar orada bekletmeyecek. Ankara'ya gelmelerine gerek kalmayacak. Çünkü üyelere gidecek. Çiftlik köydeki üyeye gidecek. Armutlu'daki üyeye gidecek. Genel merkezde bir iş olmayacak. Bunu kuracağız hep birlikte. Bu yüreğimiz vardır, bu inancımız vardır, imanımız vardır bu işe. Hepinize çok teşekkür ediyorum.